E, Haber Global Dış Haberler Müdürü Suheyla e, şimdi helikopterde tabii ki hayatını kaybeden iki ismi verdik. 9 kişi vardı. E, İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti artık kesinleşti. Dış, Dışişleri Bakanı ile birlikte ama diğer isimler de var. Evet. Yani e, onların önemini bir de senden dinleyelim. Hangi evet. görevlerdeydiler? İran için gerçekten acı bir gün çünkü şok edici bir kaza, çok beklenmedik bir kaza ama tabii ki ihmallerin de uzun süre soruşturulacağı. Neden göz göre göre mi oldu bu kaza? Neden Cumhurbaşkanı o helikoptere bindi diye sorulacağı bir kazanın ardından artık evde neler var, kimler yitirildi İran nasıl etkilenecek? Bunları konuşma zamanı gelmiş durumda. Tabii ki İran hem şokunu hem de yasını atlattıktan sonra bu sorulara cevap arayacaktır ama kimler vardı helikopterde? E, tabii ki İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi vardı. Azerbaycan'la sınır bölgesinde bir baraj açılışı yapmıştı. Son görüştüğü lider Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'di ve işte uçağa bindi. E, e helikopteri bindi özür diliyorum. Üç helikopterden oluşan bir konvoyla beraberindeki heyetle Tebriz'e dönecekken bu kaza oldu. Gündüz vakti olumsuz hava koşullarının hüküm sürdüğü bir ortamda helikopteri yere çakıldı. Yalnız değildi. İran'ın Dışişleri Bakanı bir numara numaralı diplo, diplomatı Hüseyin Emir Abdullahiyan da oradaydı. E, ve o da kurtulamadı. Doğu Azerbaycan eyaleti valisi ve Tebriz vilayetinin imamı da yine uçaktaki 9 kişi arasındaydı. 9 kişi arasında mürettebatta da dahil buna kurtulan olmadı. Olmadı. Şimdi birçok soru işareti de var tabii ki. Yani 3 helikopterden birinin havalandığı yönünde iddia var. Diğer iki helikopterle ilgili bir iz olmadığı söyleniyor. Şimdi olumsuz hava koşulları bir anda olmuş olamaz. Mutlaka içinde İran Cumhurbaşkanı'nın da olduğu, Dışişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter o rota üzerinde nasıl uçuşuna izin verildi? Ne evet. oldu, ne bitti? Ee, tabii ki birçok Soru işareti var. Yani bunlar tabii ki açıklık kazanır mı, kazanmaz mı, ne olur, ne biter. Onlar tabii ki ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacak olan bir şey ama e, tabii ki senin işin dünya, D dünyanın gündemini ve bu ekranlardan veriyoruz. Senle birlikte ve dış haberlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nden mesela gelen son bilgiler de bunun bir kaza olduğunun neredeyse netleştiği yönünde. Amerika niye bu kadar emin Amerikan basını? Aslında Amerika Birleşik Devletleri biraz temkinli, temkinli yaklaştı. Mi? Özellikle Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı çok net açıklamalar yapmak yerine olayı yakından takip ediyoruz demekle yetindiler. Ama tabii ki basının farklı değerlendirmeleri. Evet, benim gördüğüm bir en iyisi dikkatimi çekti. Evet. Konuştukları uzmanların yaptığı değerlendirmeler daha farklı olabilir şu an için e, özellikle Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ki İran'la ilişkileri zor olan taraflar e, Trump döneminden sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran ilişkileri gerilmiş ve tarihin en kötü noktalarından birini yaşıyordu e, Dolayısıyla orada biraz temkinlilik var ama e, yani baktığımızda zaten İran basının da belirttiği gibi e, bir e, olumsuz hava koşulları e, buna sebebiyet olum Zemin hazırlamış gibi duruyor en azından. E, farklı iddialar dolaştı sosyal medyada. Yok işte helikopter patladı mı oraya bomba evet. yerleştirildi mi ama... Tüzeyle mi vuruldu ne oldu başka bir sürü iddia mi vuruldu ama hayatım. bunları e, kanıtlayabilecek somut deliller şu anda yok. Mevcut Bizim değil. elimizdeki en somut veri e, olumsuz hava koşullarında belki de pilotun hiç havalanmaması gereken koşullarda ve gitmemesi gereken noktada gerçekleştiği bu kazanın e, bunun Meydana üzerinde durulacak. Olur. Evet Şimdi az önce Mete Sohtaoğlu'yla da bir şeyimiz oldu, yayınımız evet. oldu. Orada da mesela Avrupa Birliği ve Amerika'nın sen özellikle bu kazayla ilgili temkinli yaklaştığını, gelişmeleri izlediğini söyledin. Evet. Mete de orada dedi ki İran dedi özellikle bu uçağın pardon helikopterin, hep uçak kazalarını ekrana getirdiğimiz için çoğunlukla dilim uçak dilimize hep yapışmış durumda. Evet. Bu helikopterin enkazının bulunması için Avrupa Birliği'nden Kopernik uydusunun evet. da kullanılması yönünde bir başvuruda bulunduğunu ve bunun da tabii ki dini lider Hamaney'in onayı ve isteği olmadan yapılamayacağını tabii. söyledi. Yani bu da belki bir, bir İran'la Avrupa Birliği arasında artık bir yeni bir süreç olabilir mi? Yoksa bunu sadece... Olağanüstü durumlar için de bu mümkün deyip Olağanüstü geçiştirebileceğimiz bir şey. durumlar için bu mümkün. Zaten bu kazanın ardından, olayın ardından biz bölgede bir dayanışma ve işbirliğini gördük. Ve bu dayanışmanın en önemli halkısı tabii ki Avrupa Birliği'nin sunduğu katkı da önemli ama bakın Türkiye'nin de altın çizmemiz evet. gerekiyor. Çünkü e, derhal bölgeye gece görüş mesafesi olan helikopterler, e, gerekli ekipmanlar, kurtarma personeli ve en önemlisi İHA'lar gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı derhal e, Akıncı İHA'yı yolladı ve zaten helikopterin yerinde de akıncı İHA evet, tespit evet. edildi. Evet o tespit edilen noktalar hem Hı -hı. akıncı İHA'lar tarafından hem de Cougar helikopterleri tarafından gece görüşü olan onlarla ilgili görüntüleri de zaten Merhaba. paylaştık. Evet. Çok önemli bir rolü olduğunu evet söyleyebiliriz. Çok önemli. Yani böylesi kötü olaylarda tabii ki ülkelerin ee, diğer e, tarafların birlik dayanışma göstermesi çok önemli. Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Irak tabii ki Azerbaycan ilk dakikadan itibaren komşusuna desteğini, yardım teklifini iletti. Arap ülkeleri hakeza aynı yaklaşımı gösterdi. Avrupa Birliği de yine uçağın yerinin daha kolay tespit edilmesi, o bölgenin daha iyi görülebilmesi, aranması için kendi uydu sistemini Evet. Kopernin de e, şeyini değiştirdi. Etmiş oldu. Evet o bölgeye yönelmiş ee, oldu. Şimdi tabii ki Türk e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan o Türkiye'den giden yardımlar, İHA'lar işte Cougar e, helikopterlerinin gidişi, bu konudaki destekler onlar açıklandı. Şimdi o Türk ekibi görevini tamamlayıp bütün enkazın yerinin de tespit edilmesiyle sağlayıp tekrar ülkeye döndü. E, bu arada şöyle bir iddia da vardı. İran'ın böyle bir hava gücü böyle bir e, bütün bu operasyonu gerçekleştirecek gücü yok mu diye Onla ilgili de bir açıklık geldi. Tebriz'den o bölgeye o hava şartlarıyla bütün bu ekipmanın, bütün bu hava üstünün gitmesiyle Türkiye'den daha kısa sürede ve daha risksiz bir şekilde bölgeye gitmesi çok daha mantıklı bulundu. İki ülke arasında bir yandan bu e, trafik devam ederken çok kısa sürede böyle bir şeye karar verildi. Çünkü zamanla yarışılıyordu. Evet. Yani hem zamanla hem de olumsuz hava koşullarıyla bakın zaten kazanın gerçekleştiği saat e, akşam üzeriydi. Dört e, sularında dörde doğru gerçekleşti bu kaza ve e, havanın kararması da an meselesiydi. E, öte yandan yağmur, sis hatta bir ara kar yağışını çeviren, e, görüş mesafesini çok daraltan hava koşulları varken en hızlı çözüm kimden gelirse gel. O çözü seçildi ve de Akıncı İHA'da sabaha karşı e, ısı kaynağını tespit edip koordinatları derhal, derhal İran'a bildirerek e, buradaki e, gerçekten de enkaza ulaşılmasına en hızlı şekilde e, katkısını sunmuş olduğu bu önemli bir e, nokta. Bunun da altını çizelim teknoloji işbirliği doğru yatırım. E, bunların e, örneğini çok acı olaylarda görebiliyoruz. Peki bu olay ilk mi? Ona da bakalım görevdeki bir... Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı İran'da hayatını kaybetti. Daha önce böylesi olmamıştı. E, görevdeyken hayatını kaybeden kaza ya da farklı doğal sebeplerden dolayı ölen bir İran Cumhurbaşkanı yoktu. Ama helikopter ya da uçak kazasında ölen liderler vardı. Tabii ki bunların akılda en çok kalanı 2000 yılında Polonya lideri Polonya Cumhurbaşkanı Rusya'dan dönerken bu kez. Yine uçakta kurtulan olmamıştı ve üst düzey birçok yetkili vardı. O da çok sorgulanmıştı. Yine olumsuz hava koşullarına rağmen o uçak yola devam etmişti. Hatta cumhurbaşkanının Polonya Cumhurbaşkanı'nın uçağı durdurmadığı yönünde, ısrarla devam ettirdiği yönünde iddialar e, da haberlerde yansımıştı başına, basına. E, Brezilya'da, e, Ruanda'da, daha birçok ülkede de görevdeki cumhurbaşkanlarının e, bu şekilde uçak ya da helikopter kazalarında hayatını Hayat kaybettiği olaylar oldu. Ama bu konuşulacak gibi çünkü zamanlama da önemli. Her ne kadar belki kesinleşecek olsa bile e, hava koşullarına bağlı bir kaza olduğu, şimdi zamanlama öyle tuhaf ki ki e, komplo teorilerine zemin hazırlıyor. Çünkü e, zaten uluslararası siyaset çok hassas dengelerden, hassas dönemlerden geçiyor. Bütün bu misillemelerin ardından bir de böyle bir kazanın yaşanması, değil mi? İran'la ilişkilerdeki İran e, İsrail İsrail misillemelerden bahsediyoruz. E, Birçok şey var aslında. Az önce Mete Sohtoğlu da söyledi. Şimdi esas tamam İran Cumhurbaşkanı olarak İbrahim Reisi çok önemli bir pozisyonda ama burada en önemli kararları tabii, tabii ki dini lider Hamane veriyor. Onun sağlık sorunları da malum. E 85 şimdi, yaşında. Evet. Hamanay. Ve e, ondan sonra yerine geçmesi beklenen isimlerden biri de İbrahim Reis'iydi. En muhtemel kişi. Evet. İbrahim Reis'iydi. Şimdi bir yandan da acaba bu, bu olayı Tahran kulisleri içerisinde mi aramak lazım diye de birçok tabii ki evet. tevatür var. E, bir yandan da tabii ki e, az önce Mete Sohtoğlu... İran içerisindeki bu güvenlik e, refleksine baktığımız zaman Avrupa'dakine benzer manzaraları aramamamız lazım dedi. <laughs> Burada da galiba görüyoruz onu. Yani bir helikopterin içerisinde bu kadar önemli insanların aynı anda ve hava koşullarının da bu kadar riskli olduğu bir e, hava şartlarında... Bak, bakar mısın İran Cumhurbaşkanı, İran'ın Dışişleri Bakanı, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi, Tebriz Viyaleti'nin imamı... Aynı helikopterde evet. ve hayatını kaybediyor. Biz hep İngiltere'den fıkraliyet ailesinin haberlerini falan filan verdiğimiz zaman hiçbir aile üyelerinin aynı anda bir uçağa binmediğini görüyoruz mesela. Evet. Değil mi? E Tabii genellikle dikkat edilen bir konu bu. Burada da böyle bir güvenlik zafiyeti de var. E bu da konuşulabilir. Bizim konuşabileceğimiz diğer konu az önce dikkat çekmişti. Şimdi e, reisi öyle e, ne bileyim e, şey gibi Hasan Ruhani gibi ya da Ahmet'in Necat gibi doğrudan İran'ın dini liderinin e, yeni e, veliahtı ya da ...halefe olarak görülen güçlü liderler değildi. Ya da bu kadar sadık liderler değildi. Bu kadar rejimin insanları değildi. Dolayısıyla bizim reisi üzerinde daha fazla konuşmamız gerekiyor. İran İslam devriminin başından itibaren... ...rejime sıkı sıkıya bağlı, sadakatini her fırsatta göstermiş... ...Şahin çizgisinden, o İslam devriminin savunduğu ilkelerden... ...hiçbir zaman taviz vermemiş bir kişiydi. Zaten bu nedenle çok genç yaştan itibaren... ...çok hızlı yükselmiş birinden bahsediyor bakın ilk başsavcı olarak göreve atandığında Kereç kentinde sadece 20 yaşında 20 yaşında çok ağır bir sorumluluğu alıp onun hemen ardından yaklaşık 12 yıl sonra Tahran'a başsavcı olarak atanıyor ve de hızla yükselirken ne oluyor 2021 yılında cumhurbaşkanlığı seçimine katılıyor ve o seçim de çok önemliydi karşısında onun önüne çıkabilecek bütün muhalif ya da reformist e, ılımlı adaylar zaten seçime katılmaktan men edilmişti. Evet. Engellenmişti. Ona rahat bir zafer hazırlanmıştı o seçimde. Her zaman Hamaney'in yardımıyla, onun verdiği elle yükselmişti. Ama bir İ önceki seçimlerde kaybetmişti. Evet İran Cumhurbaşkanlığı e, koltuğuna oturmuştu 2021 yılı itibariyle ve de belki de bundan sonra İran'ın dini lideri olmaya 85 yaşındaki Hamaney'in ölümünün ardından... En yakın kişiydi. Evet onun yerini e, almaya en yakın kişiydi. Artık o yok dolayısıyla bundan sonra İran'ı ne bekliyor? Bu sorun önemli, bu sorunun cevaplanması o sorun da önemli. O sorunun Hı -hı. cevabından önce peki evet. Hamaney... Ki en çok adı mesela muhtemel olan İbrahim reis'i geçerken bir yandan da niçin peki oğlunun dini lider olmasını istiyor? Herhalde oğuldan babadan oğuldan bir şekilde daha e, da, daha çok istiyor diye. Ya ben tabii ki akıllı aklımda evet. ister istemez bütün bu teorilerini de bir yandan tuttum çünkü birçok bir soru işareti var. Şimdi bu bunu...